Adamları Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Global Harm kutlamasıyla düzenlediğimiz 8. Uluslararası Genç İş Adamları Kongremize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Küresel uyum başlığı ile iş dünyasındaki gençlerin yeni gündemini belirliyoruz. Bizlerin önünü açalım. Bizleri her daim destekleyen kıymetli genç İSİAD başkanımız Cahit Ertemel'e de çok teşekkür ederiz. Genç İSİAD'ımızın başarısı ve devamlılığı ile her 2 yılda bir merakla beklenen marka etkinliğimiz 8. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi bu 2024 programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yaş ortalaması 27 olan bu genç ihracatçılar 55 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Bu dağı başka yönlere çevirmek istenen gençlerimizi koruyacak ve değerlerimizi birlikte savunacağız. Ancak son zamanlarda görüyoruz ki yaptığımız bu kampanyalar birilerini rahatsız ediyor. Yaptığımız bu yardımları ve bu kampanyaları karalama yönünde bir takım çabalar var. MÜSİAD üyelerini töhmet altında bırakan çeşitli söylemler de ortaya çıkıyor. Üyelerimizin İsrail Devleti ile 7 Ekim'den bu yana ticaretini arttırdıklarını ve bu dram, bu zulüm yaşanırken para peşinde koştuklarına dair iddialar var. Oradaki bütün yardım gemileri, bütün ihtiyaçlar tamamen Filistin kontrolünde olarak bölgeye giriyor. Dolayısıyla Filistinli tüccarlar orada iş yapmaya devam ediyor. Oradaki halkın ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyorlar. MÜSİAD ve Kızılay'ımızın işbirliğiyle İsrail terör örgütüne karşı direnen Filistinli kardeşlerimize yönelik gıda polisi yardım kampanyası başlattı. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Burs bulacağız, kimlerden bulacağız, dostlardan, iş adamlarından. Evet, kapıları çaldık, bize yol gösterenler de şanslıydık. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız, bizim çok yakından tanıdığımız, hepimizde büyüdüğümüz bir büyüğümüzdür. CP var, pek çok yenilikler var, güzel şeyler var. Çok iyi biliyorum, lisansları çıkardık. Kasımpaşa'nın lisansları çıkardık, yetiştirdik onları. Maça yetiştirmeye lazım, onu da yetiştirdik. Yani spor bir kültür, bir yaşam tarzı bunun içerisinde yapıyoruz ama esas enerji. Ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Saygılar, sevgiler. Tecrübeler benim işe. Sizlere inanıyorum, güveniyorum. UGİK, Uluslararası Genç İş İnsanları Kongresi'nin 8.'sinin yapılması vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Mutlaka dünyayı da küresel pazarları da hedeflemek zorundasınız. Siz hedeflemezseniz küresel pazardaki rakipler gelecek, sizi ülkenizde rekabette zorlayacaktır. Çok başarılı bir kongre. Özellikle bu girişimcilerin buluştuğu bu alanı takdir ediyorum. Özellikle bizim de altını çizdiğimiz bir şey, teknoloji girişimcilerinin her platformda öne çıkarılması lazım diye. UGİK'e bu fırsat için teşekkür ediyoruz. Konuşuyorsunuz, 10 saniye içerisinde size bir çıktı sunuyor. Ve bunu onaylarsanız direkt ürüne dönüştürebiliyor. Think ürünüyle katıldık bu organizasyona. Daha çok böyle Lego'dan esinlenerek çocukların motor beyin hücrelerini geliştirmeye yarayan, daha böyle el becerilerini geliştiren bir ürün olarak karşımızda. Amacımız aslında taşıyıcılarla yük verenleri bir araya getirip regülasyon farkını azaltmaya odaklanıyoruz.
Arvis yapay zeka alanında kişi tespiti, yüz eşkal tanıma, hasar tespiti, nesne tespiti, görüntü işleme gibi çalışmalar yapan bir teknoloji şirketi. Yani öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu kadar genç girişimciyle aynı organizasyon içerisinde bulunmak beni çok heyecanlandırdı. Gerçekten bizim gençliğimizde bu tür imkanlar yoktu. Türkiye'de bu şartlarda ne yazık ki bulunmadık. Ama şu anda bu şartların sağlanmış olması gerçekten Türkiye'nin bayağı bir gençlerin önünü açtı diyebiliriz. Evet, Rubik Para bir Fuzuli Holding iştiraki. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası lisansına tabi bir elektronik para ve ödeme kuruluşu şirketi. Biz 2020 yılında kurulduk. 2022'nin Ağustos ayında lisansımızı aldık ve 2023 itibariyle yazılım ve bütün donanım çalışmalarımızı tamamladıktan sonra faaliyete başladık. Sanal POS, dijital cüzdan, yurt içi ve yurt dışı para transferleri konusunda fiziki POS ve soft POS gibi alternatif ürünler alanında da şu an çalışmalar yapıyor ve faaliyete geçmiş bulunmaktayız. Tabii çok önemli bir kongre. Hem müsiyat için, hem genç müsiyat için, hem de ülkemiz için. Her iki senede bir düzenlediğimiz, genç iş insanlarına bir yol haritası çıkartan, gelecekten adeta bugüne ışık tutan bir organizasyon bu. Bu senede The Global Harmony olarak bir tema belirlendi ve yerelden ulusala açılacak bir vizyon tekrardan ele alındı. Özgün vizyonuyla, özgün konuşmacılarıyla dolu dolu bir program olduğunu ifade edebiliriz.